Evet Ayşe Nur İdris, gözler artık 20-23'e çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de katılacağı törenle Karadeniz gazı artık bugün itibariyle devreye alınmış olacak. Değerlendireceğiz. Yanımda değerli bir konuğum var. AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Yılmaz Tunç. Efendim merhabalar. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Siz efendim de hoş geldiniz bölgemize. Evet, çok teşekkür ederiz efendim. Bartın hemen karşısı Bartın. Bizim milletvekili olduğum ilimiz Zonguldak. Bartın sınırındayız şu an, Pilyos'tayız. Hepiniz hoş geldiniz. Çok sağ olun efendim. Sizlere de hayırlı olsun. Bir yandan da geçmiş olsun. Dileklerimizi iletmek isteriz. Zira geçtiğimiz saat dilimlerinde de AK Parti'nin Çukurova ilçe il başkanlığına bir silahlı saldırı düzenlendi. O haberi ekranlara getirdik. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de bir açıklama yaptı. Aldığımız ilk bilgiler AK Parti binasını hedef alarak bu eylemin gerçekleşmiş olabileceğini söylüyor dedi. Ben şu partiye mensubum diyerek diye bir parti ismi verdiğini söyledi saldırganın. O sebeple AK Parti'ye karşı olduğunu söyledi AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. Esas olan şu diyor, AK Parti'nin bazı söylemleri üzerine eylemi gerçekleştirdim gibi bir yaklaşımı var. Emniyet güçlerimiz yakaladı. Sorgusu devam ediyor ve bunun AK Parti'ye yönelik ve direkt ilçe başkanlığına yönelik bir saldırı. Neler söylersiniz efendim? Öncelikle AK Parti Çukurova Teşkilatımıza, Adana İl Teşkilatımıza ve tüm AK Partimize, milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tabii saldırıyı şiddetle kınıyorum. Şiddeti kabul etmemiz mümkün değil. Lanetliyoruz. Tabii ki saldırgan yakalandı. Şimdi hesap verecek. Cumhuriyet Savcılığı soruşturmayı başlattı. Parti sözcümüzün de açıkladığı gibi bir takım ön ifadelerde bulundu. Tüm bağlantılar ortaya çıkacaktır. Arkasındaki terör grupları varsa bunların hepsi ortaya çıkacaktır. Ülkemizin huzur ve güvenliğini bozmak isteyenlere karşı hep hiç taviz vermedik. Bundan sonra da vermeyeceğiz. Hangi siyasi partiye karşı olursa olsun bu tür saldırı girişimleri hep beraber karşı koymamız, karşı çıkmamız lazım. Çünkü Türkiye'nin huzurunu bozmak isteyen terör grupları var. Bunların ülkemizden yok edilmesi, Türkiye'nin terörden arınması için büyük bir mücadele veriyoruz. Özellikle şu seçim döneminde herkes kendi fikirleriyle, düşünceleriyle konuşmalı. Propaganda serbestliği alabildiğine var. Dolayısıyla bu tür şiddet eylemleri hiçbir partiye, hangi partiye yapılırsa yapılsın kabul edilemez. Şiddetle kınamamız gerekir. Ve saldırgan da şu anda zaten gözaltında. Gerekli cezai müeyyideler, gerekli soruşturmalar yapıldığında arka planda ortaya çıkacaktır. Ülkemizin huzur ve güvenliğini bozmak isteyenlere hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi. Peki efendim, tekrar geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim sizlere. Geçelim bugüne, 2023 önemli bir saat dilimi. Evet. 2023 vizyonuna atıfla böyle bir saat dilimi seçildi. Karadeniz gazı devreye alınıyor. Evet. İlk 2020 senesinde Cumhurbaşkanı müjdeyi evet vermişti Tuna Bir Kuyusu'nda. Yıllar geçti, evet, bugün artık meyvelerini toplama evet günü. Neler söylersiniz? Evet. Tabii Ağustos 2022'de, 2020'de, yani bundan 3 sene önce Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdiğinde milletimiz çok sevinmişti. Yani çünkü bizim enerjide dışa bağımlı ülkemiz. Yani hep doğalgazı dışarıdan ithal ediyoruz. Petrolü ithal ediyoruz. Dolayısıyla cari açığımız enerjiden kaynaklanıyor. Yani Türkiye evet 250 milyar dolara kadar ihracatı yükselten bir ülke, üreten bir ülke oldu. Ancak enerji bağımsızlığını kazanmadığınız müddetçe, savunma sanayide olduğu gibi Türkiye'nin ekonomide atılım yapması güç olacaktı. O nedenle hep milli enerji hamlelerine Sayın Cumhurbaşkanımız iktidara geldiğinden bu yana çok önem verdi. Petrol aramalarına, doğalgaz aramalarına, ama geçmişte bu aramalar hep yabancı firmalar, yabancı şirketlere ihale edilerek yapılırdı. Ama ne zaman ki biz bunu yerli ve millileştirdik, kendi milli gemilerimize sahip olduk. Sayın Albayrak döneminde Fatih gemimiz, Kanuni, işte Yavuz gemileri, şimdi en son Abdülhamit Han gemisi. Tüm bunlar bu aramalar neticesinde, yerli ve milli aramalarımız neticesinde keşfi sağladık. Tabii Ağustos 2020'yi hatırlayacak olursak Cumhurbaşkanımız bu müjdeyi verdiğinde
O zamanki muhalefet işte Kılıçdaroğlu ne demişti? Doğru değil demişti. Yani yine bakın demişti, millete gaz veriyor vesaire diye bir takım tezviratlarda bulunmuştu. Milletimiz sevindi ama onlar sevinememişti. Şimdi 3 yıl gibi kısa bir süre içerisinde yerin 2200 metre denizin derinliği. Bir de bunun sondajı var. Dolayısıyla binlerce metre yerin altından 170 kilometre uzunluktaki bir noktadan karaya ve bu doğalgaz çıkarılıp bugün buraya getirildi. Bunu böyle yapan başka ülke yokmuş bu kadar başka kısa bir sürede. Yani bu büyük bir teknoloji. Bunlar kendi yerli mühendislerimizle, kendi sadece o Yavuz, Kanuni ve Fatih gemileri değil, buna eşlik eden 53 tane gemi daha var. Yardımcı gemi. Tüm bunlarla bu çalışmalar yapıldı. Denizin altına robotlarla kazılar yapıldı. Yani insansız iş makineleri denizin altında suyun içinde çalıştılar ve 170 kilometre çift hat boru döşendi. Karaya da döşendi. Buradaki işleme tesisleri hem denizin içindeki o çalışma devam ederken Enerji Bakanlığımız burada büyük bir çalışma yaptı. Yani doğalgaz dönüşüm tesisi burada faaliyete geçti bugün itibariyle ve kısa süre içerisinde bu yapıldı. Bunun daha evveliyatı Filyos Limanı'dır. Filyos Limanı yapılırken gaz ortada yoktu. Gaz keşfedilmemişti. Filyos Limanı buraya yapılırken betona yatırım diye eleştiriler, gösteriler. Hatta davalar açıldı bu limanın buraya yapılmaması için. İyi ki yapılmış. Bakın bu liman bugün çok büyük bir görev ifa ediyor. O gün dava açanlar acaba bugün ya biz o gün itiraz etmiştik ama gerçekten milletimiz için faydalı, doğru bir adımmış. Biz niye buna itiraz etmişiz diye hayıflanırlar mı? Hiç tahmin etmiyorum. Maalesef eski siyasetlerini hep sürdürüyorlar. Burada 10 bin kişi çalıştı bu hazırlık sürecinde. Şimdi Türkiye'nin ilk etapta tabii faz 1, faz 2, faz 3 diye devreye girecek. Kademeli bir şekilde 3 yıl içerisinde Türkiye'nin konutlarının doğalgaz ihtiyacını karşılayacak. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız bu akşam ateşi yaktıktan sonra elbette ki bir takım müjdeleri de olacak inşallah. Bunu söylemişti. Yani sizin kulağınıza geldi mi müjdeler? O müjdeleri de inşallah bekleyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızı şu anda sabırsızlıkla hemşehrilerimiz karşılamaya hazır. Evet. Akın akın geliyorlar. Alanda dolmaya başladı. Hem iftar programı olacak. Ardından da doğalgaz 20-23 anlamlı. Evet. 8'i yani 20'yi 23 geçe. 2023. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü. Dolayısıyla 100 yıl geçti. Son 21 yılında AK Parti Recep Tayyip Erdoğan iktidardaydı. Son 5 yılında Cumhur İttifakı olarak büyük bir başarı sağladık. Türkiye yüzyılının inşasını Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Cumhur İttifakı'nın 14 Mayıs'ta mecliste güçlü bir şekilde temsiliyle inşallah sağlayacağız bunu. Ve ülkemizin aleyhinde olanlar, adı Millet İttifakı ama sadece ambalajı Millet İttifakı. Ama ambalajı açtığınız zaman içerisinde her türlü ilişkiler, işte teröre tavizler, terörün siyasi uzantılarıyla birlikte hareket etmeler hepsi var. Dolayısıyla milletimiz doğruya doğru diyecek. Biz buna inanıyoruz. Ve ülkemizin özellikle huzuru çok önemli, güvenliği çok önemli. Bu anlamda terörden arınmış, milli enerjisiyle milletinin refahını daha da artırmış bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz inşallah. Efendim bugün de gurur günlerinden bir tanesi. Geçtiğimiz gün TCG Anadolu hizmete girdi, evet. Göreve başladı. Ondan birkaç gün önce TOG Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan'a ve bakanlıklara dağıtıldı, kullanılmaya başladı. Yollarda görüyoruz, vatandaşlar kullanmaya başladı. Bir yandan da muhalefetin sizin de dediğiniz gibi algı operasyonları devam ediyor. Bugün de bir gurur günü. Bu kapsamda evet. Neler söylersiniz? Cumhur İttifakı her gün yeni bir dev projenin yatırımın açılışını yapıyor. Ama bir yandan da Millet İttifakı'nın bu tavrını, bu vizyonunu. Evet. Şimdi tabii arada çok büyük fark var. Milletimiz bunu hassas terazisiyle sandıkta gereğini yapacak. Biz buna inanıyoruz. Milletimize güveniyoruz. Hep milli iradeyi üstün tutuyoruz. Milletimizin refahı ve ülkemizin kalkınması anlamında gece gündüz çalışan Sayın Cumhurbaşkanımız var. Ve onun oluşturduğu ittifak çatısı altında partilerimiz var. Ve inşallah 14 Mayıs sonrası çok daha ülkemizin istikrarı, özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin artık ikinci
dönemi, ikinci 5 yılına başlamış olacağız. Tabii her gün bir müjdeyle karşılaştık. TOK onlardan bir tanesi ama ona da inanmadılar. Yani TOK fabrikasının açılışına gittiğimizde hemen akşam işte fabrika nerede diye sormaya başladılar. Ki halbuki bir şey derler mi acaba? Töreni fabrikanın içerisinde yapmıştık. Arabayı gördükleri halde inanmıyorlar. Hala fabrikana gidin bakın, yani Bursa'da, Gemlik'te fabrikayı görün. Yani sizi de davet ettiler. Şimdi bugün de buna bir şey diyeceklerdir. Diyorlar, hatta kulağımıza da gelmiyor değil. Yani burada bu derece büyük bir yatırım. Gördüğünüz zaman denizin orta yerindeki gemiler, yani bunlar, ya bu kadar 10 bin insanın emeğine bir kere saygı duymak lazım. Hadi boş verin, 10 bin kişi burada gece gündüz çalıştı. Dolayısıyla bu gerçekleri görmek istemiyorlar. Yani güzellikleri görmek istemiyorlar. Yani her bir esere hep muhalif olmuşlardır bunlar. Yani rahmetli Menderes'in sözleri kulağımızda hala. Her bir güzel esere karşı çıktılar. Milletimizin yüksek kabiliyetiyle ortaya çıkardığı eserlerin hiçbirini kabullenemediler diye hep CHP'lilere söylediği laflar vardır. Şimdi aynı şekilde devam ediyorlar. Bakın, önümüzdeki günlerde nükleer santral devreye girecek. Evet, İlk yakıt yüklenecek ve Türkiye ilk kez nükleer enerjiye adım atmış olacak. Yani biz enerjide bağımsızlığımızı sağladığımız zaman milletimizin gelirini daha çok artırabiliriz. Dolayısıyla 30 bin megawatttan biz kurulu gücümüzü 100 bin megawattın üstüne çıkarmışsak Türkiye'yi 3-4 kat büyütmüşüz demektir. Yani enerjide ne kadar büyürseniz ülkenin kalkınması, üretimi de o kadar artar. Doğalgaz işte bunlardan bir tanesi. Nükleer santral, rüzgar, HES'ler, barajlar, bunların hepsine karşı geldiler. HES'lere de, barajlara da, yani rüzgara bile karşı geldiklerini gördük. Yani dolayısıyla karşımızda sürekli her güzel işe karşı gelen bir muhalefet anlayışı var. Zaten kendileri ifade ediyor. Ne diyor? Biz, siz dünyanın en güzel işini de yapsanız biz size karşı geleceğiz diyor. Bizim görevimiz bu diyor. Sizin göreviniz işe güzel işleri yapmaya devam etmek diyor milletimiz. Milletimizden aldığımız yetkiyle bu güzellikleri, daha yeni yeni müjdeleri inşallah yeni dönemde milletimizle paylaşmaya, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhur İttifakı olarak inşallah yolumuza devam edeceğiz. Efendim, çok kısa şunu da sormak isterim. Aslında bir tezatlık var. Ekonomi üzerinden, ekonomiyi Cumhur İttifakı'nı hedef alıyorlar ama burada aslında çok büyük bir yatırım ve bunun akabinde de gelecek büyük bir ekonomik katkı da var. Binlerce insana istihdam sağlama olanağı var ve bu işin okulunu okuyan öğrenciler de var. Buradaki üniversitelerde onlarla ilgili bölümler de açıldı. Bu noktada değerlendirmeniz ne olur? Sizce de çok büyük bir tezatlık yok mu? Şimdi yani şöyle, tabii Türkiye bir pandemiden geçti. Evet. Yani 2 yıl süreyle insanlar sokağa çıkamadı. Ve yanı başımızda hemen Rusya-Ukrayna savaşı ekonomiyi etkiledi. Teröre harcadığımız paralar, yani evet, Türkiye'nin terörden arınmasını o nedenle istiyoruz. Maalesef ülkemizin kaynakları geçmişte verimli kullanılamadı. Parlamenter sistem dediğimiz o 1,5 yılda bir değişen hükümetler bu tür yatırımları gerçekleştirmesi mümkün değildi. Çünkü şu yatırımın başlaması, keşiften itibaren 3 yılda bitmesi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kararlılığı sayesinde. Yoksa eski sistemde olsa 1,5 yılda bir değişen koalisyon hükümetleriyle bu işler başarılamaz. Yani bir projenin ihalesini yaptığınızda, yatırıma başladığınızda hükümet değişiyor, bakan değişiyor. Dolayısıyla bu süreklilik, özellikle son 21 yılda AK Parti'nin tek başına iktidarı ve ardından son 5 yılda Cumhur İttifakı olarak kararlı, hızlı karar alan, hızlı uygulayan bir sisteme kavuştuk. Şimdi bu sistemden geri dönmek istiyorlar. Bu sistem hızlı karar alıyor. Bu sistem terörle etkin mücadele ediyor. Bu sistem işte Suriye'de terör devletinin kurulmasını engelliyor. Bu sistem Doğu Akdeniz'i, Mavi Vatan'ı koruyor. Ama onların savundukları sistem ise maalesef siyasi krizler üretiyor. O krizler ekonomik krizlere neden oluyor. Onlar darbelere, muhtıralara, vesayetçi anlayışın güçlenmesine neden oluyor. Ve milli irade zayıflıyor, siyasetçi zayıflıyor. Dolayısıyla yeni sistem milli iradeyi esas alan, halkın doğrudan doğruya yürütmeyi belirlediği, yine doğrudan doğruya parlamentoyu belirlediği ve denge denetim mekanizmalarının tam manasıyla işlediği bir sistem. Dolayısıyla 14 Mayıs sonrası
İnşallah o eski sistem özlemcileri, onlar sandığa gömülecek ve Türkiye milletiyle birlikte yoluna devam edecek inşallah. Peki efendim, çok teşekkür ederiz yayınımıza katkılarınız için. Çok sağ olun. Çok teşekkürler, iyi yayınlar. Evet, Ayşenur İdris yayın konuğum, AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Yılmaz Tunç oldu. Saatlerimiz de aslında yaklaşıyor, 18.15'i gösteriyor. 20.23'te enerjide tam bağımsızlık ateşi Zonguldak Filyos'ta yanacak. Artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da önümüzdeki saat dilimlerinde MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte bulunduğumuz bu alana da gelmesini bekliyoruz diyelim ve sözü sana bırakalım.